Bugünkü programımızda sizlere Türk Patent Enstitüsü'nün bir sayfası olan türkpatent.gov.tr sayfasında yer alan sayfada marka başvuru işlemi nasıl yapılır, marka ismi nasıl alınır bunu göstereceğiz. Öncelikle yeni başvuru diyoruz, marka diyoruz. Tıkladığımız zaman sayfaya giriyor. Yeni marka başvurusunu buradan görebilirsiniz. Eğer markanıza başvuru yapacaksanız markayı seçiyorsunuz. Eşya ise, eğer sahip olduğunuz ürün eşya ise eşyayı seçiyorsunuz. Rüçhan ise veya bir yerden başkasının ismi adına ise rüçhanı seçiyorsunuz. Sahipseniz, ürün sahibiyseniz sahiplik başvurusu, marka başvurusu yapabilirsiniz. Vekiller, dosya ve ödeme işlemleri birlikte devam ediyor. Evet, burada ilk aşamada marka oluyor. Marka tipi, marka türü, sadece kelime alacaksanız kelime ismini yazıyorsunuz. Örneğin Arçelik markası diyelim. Sizin bu ürün alacaksanız bunu yazıyorsunuz. Arçelik. Veya başka bir şey yazabilirsiniz. Sadece kelime yazalım. Markanın yazılı ifadesi diyelim çelik ticaret. Çelik ticaret diyelim. Latin alfabesi var. Latin alfabesi haricinde harf yok. Evet. Latince. Çelik ticaret yazıyoruz. Marka türü. Ticari hizmet markası mı, garanti markası mı, ortak marka mı? Bunu belirtiyorsunuz. Biz ticari ise eğer ürününüz ticari, ticaret ve hizmet markası olarak işaretliyorsunuz. Ön yazı talebi yok diyorsunuz. Muvafakat talebi yok diyorsunuz. Bu anda boş bırakıyorsunuz. Devam ediyorsunuz arkadaşlar. Burada hizmet kolu neyse onu seçiyorsunuz. Ben genelde fotoğrafçılıkta, tarımda, bahçecilikte, ormancılıkta ve gübreler, topraklar üzerine çalışmam olduğu için bunu işaretledim. Siz diğer burada görülen 45 tane seri var. 45 seride size uygun olan maddeyi seçip işaretleyebilirsiniz. Sadece 1 veya 2 seçim yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Devam diyoruz. Rüçhan tablosunu geçiyoruz. Hiçbir şey yazmıyoruz. Sahip numarasını da geçiyoruz. Buraya siz adresinizi, adınızı, soyadınızı yazabilirsiniz. Benim kendi markama ait bir patentim var. Marka patenti var. O yüzden benim adım geçiyor şu an burada. Devam et diyoruz. Vekil bilgileri. Eğer vekiliniz varsa, ticari vekiliniz, onun sicil numarasını giriyorsunuz. Ben boş geçiyorum bunu. Burada da logonuzu koymanız gerekiyor arkadaşlar. Logonuz buradaki ölçülere göre hazırlanması gerekiyor. İrfan View uygulaması var arkadaşlar. Onu kullanabilirsiniz hazırlarken. Bakın burada. Ben logomu hazırladım. İmaj dedim. İmaj ayarlarından kendiniz ayarlayabilirsiniz. Resize, Resample'dan. 591'i 827 ölçülerinde istiyor. Bunu bu şekilde yazıp DPI değerinde 300 yazdıktan sonra kapatıyorsunuz. İşleminiz tamamlanıyor. Burada logonuz görünüyor arkadaşlar. Dosya seç kısmından ekleyebilirsiniz hazırlamış olduğunuz logolu dosyanızı. Vekaletnameniz varsa bunu yüklüyorsunuz. Yoksa imza beyannamesi yükleyebilirsiniz. Rüçhan belgesi yok demiştik. Devam et diyoruz. Evet, logo işlemi de tamamladıktan sonra arkadaşlar biz logomuzu seçelim yine. Dosyaya hazır yüklemiştik zaten daha önce. Evet, masaüstü sayfamızda logomuz var.
Masaüstü